maçtı. Kariksona biraz toparladı ama frek olarak biraz geride kaldı bu ikili. Eee ne diyordum? Ya bu turnuvayı bir kötü turnuva yani başarısız performans olarak adlandırmamak lazım. Ama Monte son dönemlerde belki de son bir yılda bir hani tier 1'e çıkışı var. Bir S tier'a e çıkışı var yani. Ve orada da zaten hissediyoruz bazı anlarda böyle. Bazı pozisyonlarda. Ee, doğru kararlar veriyorlar, hata yapmıyorlar, panik yapmıyorlar falan gibilerinden. Burada da biraz o oldu. Hala çok iyi durumdalar. Ee, ama kazanabileceğimiz bir seri gördünüz yani çok çok yakındı. Karar da bir iki tane pozisyon, bir iki tane hata. Seri kaybettirdi, kazanabilirdik de. O yüzden burayı böyle hani çok böyle negatif konuşmaya gerek yok. Tam tersi. Bence ellerine sağlık. Kolay bir tempo değil bugün özellikle. Yani bugün biz yayını 9 saat yaptık. İşte araları çıkartırsak yani yaklaşık 7 saat falan maç yaptılar. 6.5-7 saat falan. Yani kolay değil böyle bir tempo. Kırılma anlarında biraz kırıldık bazen. Ne oldu. Şimdi size şu Pro League olayını bir kez daha anlatayım. Arkadaşlar. Eee şimdi buraya dört tane takım ESL Dünya Sıralamasından gelecek. Tamam mı? Chat. ESL Dünya Sıralamasında da şu an bu turnuvaya davet almayan takımlar Monte, Virtus Pro, Gamer Legion, Cloud9 gibi takımlardı. İşte Monte bu turnuvayı kazanınca artık otomatikman slot aldı. Yani bir sıra daha aşağı kaymış durumda. Biz zaten burada iyi puanlar aldık bu turnuvadan. Büyük ihtimalle Bad geçeceğiz. Hero'nun arkasına gelmiş oluruz. Hero'yu falan geçmek biraz zor. Çok ciddi bir puan farkı var. Ee, o yüzden bizim yasal dünya sıralaması ile beraber turnu ve invite alma şansımız yüksek. Burada bir de aynı zamanda bir turnuva daha var. Şurada bakın gördüğünüz. Ee, Atlanta katılmadığımız turnuva. Daha bu turnuva oynanmadı. Ee, buradan da bir slot gidecek. Burada da mesela Monte var. İşte Gamer Legion var. Virtus Pro var. Bunlar buradan da bir slot alıp gidebilirler. Gamer League ve Virtus.pro mesela. Öyle olursa bu sıralama bir tane daha aşağı kayacak yani. Bir tane daha dünya sıralamasından takım gelecek demektir. Ee, o yüzden bence çok çok büyük şansımız var. Yani burada gidip e, Atlantis'e sallıyorum. Apex falan kazanmazsa ki bence çok ihtimal yok bu takımlar varken. Apex kazanmazsa, işte bizim de diğer takımlar üstümüze çıkmazsa aşağıdan bir şekilde diğer ESL turnuvalarında falan. Eee ESL sıralamasında bence sıralama üzerinden invite alma şansımız yüksek çünkü yani sıralamadayız yes, öyle söyleyeyim yani.